Selim abi, bu evden atma olayı sende alışkanlık yaptı ha. Önce bizi attın evden, şimdi eşyaları atacağım diyorsun. Atma abi, atma. Yarın gelip alacağız ya. Allah Allah. Alo? Abi? Kapalı. Ne diyor kanka? Eğer yarın ödemediğiniz kiraları ödemezseniz eşyalarınızı sokağa atacağım diyor. Aa! Nereye bak? Ya abicim, senin eşyalarını atıyor diyelim. Benimkilerini niye atıyor? Yepyeni benimkiler. Ya kardeşim, senin eşyan benim eşyam mı var? Benim eşyalarım seninkilerden değersiz mi? Allah Allah ya, saçmalıyorsun ha. Bir daha arayacağım. Ara. Bir daha ara. Tuna abi, Haluk amca. Uykuda bilgisayara çıkabilir miyim? Fırla. Koşma, koşma. Gönül. Hı. Sen kilo mu verdin? Yok yani. Zaten fazla kilom yoktu ki. Aynıyım yani. Yok yok. Ya yani öylesin şey için söyledim. Ne bileyim. Böyle bir güzelleşmişsin. Bir güzelsin yani. Değil mi Tuna? Gönül her zaman güzel abi. Biliyorum her zaman güzel olduğunu da... yani bir farklılık var yani. Saçlarını mı değiştirdin sen? Hmm, değiştirdim. Ha. Ama bir ay önce. Yeni fark ettin demek ki. Ay Gönülcüm, yani Haluk bu. Hani fark etmiş olması bile bir şey. Ya bazen ben değişiyorum, bir seneden önce fark etmiyor. Hayır, ben daha önce fark ettim. De... söyleyemedim. Ha yani böyle bir hep unutuyordum. Söyleyeceğim böyle dilimin ucuna geliyor, unutuyorum. Falan yani o yüzden, yoksa fark etmedim değil. Yani bak şimdi nasıl söyledim, gördün. Neyse canım, nerede kalmıştık biz, ne konuşuyorduk? Hayır şey konuşuyorduk. Tam mutfağa gitmeden önce... sizin Haluk'la ortaklık meselenizi şey... Tamam, hatırladım ha. Yani onu söyleyeyim. Hiç kimse kusura bakmasın. Bu saatten sonra dertsiz başıma dert alıp Haluk'la ortak olamam. Kusura bakmasın yani. Baba. Ettiği laflara bak hele. Ben başına bela olacağım, öyle mi? Haluk, senin sağın solun belli olmaz. Şimdi birine kızarsın, kafa mafa atmaya kalkarsın... seni karakollardan toplarız, başımız belaya girer. Hiç uğraşamam yani. Beni istemeyelim, ben hiç istemem. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Evet Havuç Efendi. Söyleyin bakalım. Neden bu eve girip duruyorsunuz ikide bir? Eve gelmemiz de mi yasak ya? Yasak değil. Ama ben şüpheleniyorum sizde. Ne şüphelenmesi ya? Ya ikiniz de genç insanlarsınız. Üniversitelisiniz. Böyle kanınızın en çok böyle fıkırdadığı, kaynadığı zaman. Bir eviniz var. Ama siz baba evine gelip duruyorsunuz. Sizce bu durum biraz tuhaf değil mi? Evet abicim ya. Bizim ne işimiz var burada? Yazıklar olsun. Biz nasıl genciz ya? Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gerizekalı, sanki gidecek yerimiz var. Yok değil mi? Yani aşk olsun Emine abla ya. Sen de Sherlock Holmes gibi kadınsın ha. Emine Holmes. Emine Holmes'im ben. Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Bir sürü bahane buluyorsunuz, durmadan bu eve girip çıkıyorsunuz ya. Söyleyin bakayım. Yoksa sizin evinizle ilgili bir problem mi var? Keşke evimiz olsa da problemi olsa. Evimiz yok ki. Amanin! Hiç alınmaca gücenmece yok Haluk'cum. Bütün suç sende. Ha, benden önce davranıp dükkanı kiraladın. Beni ortaklıktan attın. Ve bütün suç bende oluyor, öyle mi? Evet.
Sen geçinilmesi bu kadar zor bir adam olmasaydın bunların hiçbiri gelmeyecekti başımıza. Ya tamam ya, tamam. Bitti bu iş. Sana yeni işinde başarılar dilerim. Yolun açık olsun. Vallahi başıma ağır girdi. Ben biraz yukarı çıkıp uzanacağım. Ne gülüyorsunuz? Çok mu komik? Komik bir şey mi var? Var, var. Çok komik bir şey var. Aa, neymiş? Söyleyin de biz de gülelim. Haluk, Gönül sana deminden beri şaka yapıyor. Ne şakası? Ben sensiz iş yapar mıyım hiç Haluk? Orta az işte, bitti gitti. Hakikaten mi? Evet. Allah canınızı almasın ya. Ben de ne yapıyor bunlar diyorum deminden beri Haluk. Dalga geçmek yok değil mi bunda? Ne dalgası canım? Söylüyorum işte. Gülüyoruz. Hadi ortak gel. El sıkışalım. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi kalk, kalk, kalk. Madem ısrar ediyorsun. Hadi bakalım. Peki. İyi, hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hadi canım. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Hadi. Hayırlı olsun.